Antakya'dan Ferah Apartman'dan bir görüntü var. Sevgili Mustafa Mandev ve kardeşimiz, evet, kameraman arkadaşımız çekti. Şimdi müteahhit aklınca kar etmeye çalıştı. Özellikle İstanbul'da da bunu son zamanlarda çok görür olmuş idik. Hazır olası deprem değil, olacak bir İstanbul depreminden de bahsedeceğiz ilerleyen zamanlarda. Bir apartman foyası depremde ortaya çıktı. 2 apartman tek duvar, bakın nasıl görüntülendi. ...1968 yılında yapılmış bitişik nizam, bu duvar imalatı olmamış. 2 apartman tek duvar, biri enkaz, diğeri ayakta. Öylece asılı kalan mutlu günlere ait fotoğraflar, televizyon, rengarenk çizim acı gerçeği gözler önüne serdi. Bizim ülke olarak müteahhitlerle, inşaat işi yapanlarla ciddi bir hesaplaşmaya ihtiyacımız var. Sosyal medyada da gündem olan apartman Hatay Antakya'daydı. Burası tüm Türkiye'nin konuştuğu Ferah Apartmanı. Bu apartman 1968 yılında yapıldı ve deprem sonrası ortaya çıkan bu görüntü yok artık dedirtti. Çünkü bu binayla diğer bina arasında bir duvar yoktu. Müteahhit yandaki binanın dış duvarını kullandı, aklınca kâr etmeye kalktı. İlk depremde foyası ortaya çıktı, bilanço ağır oldu. Diğer binanın duvarı bu binaya duvar olarak alınmış. Yani binaya duvar bile yapılmamış. Bu binanın böyle bir depremde çökeceği aşikar. 2. kattaki televizyon ve televizyonun üstüne düşen belli ki o evde yaşayan kişilerin düğün fotoğrafları. Onlardan geriye sadece bu görüntü kaldı ve bir üst katta duvardaki resimden anladığımız kadarıyla belli ki orası bir çocuk odası ve çizilmiş bir uçan balon resmi. Belki de orada yaşayanların en büyük hayali işte o uçan balona binmekti ama hayalleri enkaz altında kaldı. Sadece hayalleri değil, canları da öyle. Eksik duvarlı apartman onlarca kişiye mezar oldu. Yani bu mühendislik şahanesini, harikasını gerçekten tebrik ediyorum. Hangi üniversitenin hangi bölümünü kaç dereceyle bitirdiniz kim bilir. Vallahi Ebru, ironiyle yaklaşmayalım gibi... insanlar gerçek sanıyor. Heh, ama evet. Hani o sahte doktorumuz vardı ya, belki bunların da sahtesi vardır, bilemeyiz ki, mutlaka da var. Zaten okul okuduğunu hiç düşünmüyorum böyle insanların da. Yani aman ironiyle yapmayalım, insanlar gerçek zannediyor. Haklısın, anlıyorum Murat'cığım, sadece 3 cephesi olan bir binadan bahsediyoruz. 4. olması gereken duvar, yani sen kağıttan yapsan durmazdık. Bunu hangi mantıkla yap, insanları onların içine koydun? Hangi mantıkla gerçekten diğer binanın duvarı orayı taşır? Harika gerçekten ya. Ya işte baktığın zaman hani sadece müteahhit değil bu. Bunu denetleyen insanlar da vardı. 1968 yılı dediğinde belediyeler de vardı. İşte bir yönetim vesairesi vardı. Bu memleketin depreme ilişkin olarak yönetmeliği de var idi. Ama gel gör ki bunu yapabilmiş yani. Kim bilir kaç tane var böyle. Kim bilir kaç tane var. Özellikle sadece Maraş'ta, Kahramanmaraş'ta, Antakya'da, Adıyaman'da değil, İstanbul'da gözümüzün yani adımı attığımız andan itibaren birçok sıralı bina görüyoruz. İşte son dönemlerde bazı ilçelerden gelen görüntüler var. İstanbul'da havadan çekilmiş. Her biri aşağı yukarı böyle. Evet. Dolayısıyla Naci hocam mesela Naci hocam diyor ki yani hani İstanbul'da belki bundan bir tık altta bir deprem şiddet büyüklüğü olacak ama şiddetini çok daha fazla hissedeceğiz. Daha fazla can kaybı olacak, evet, diyor. İşte bu olaylar yüzünden. Murat, işte verdiğimiz haberler arasında yan yana yapılan bir binadan bahsetmiştik, hatırlıyorsun. Penceresini açtığı anda diğer binanın duvarıyla burun buruna gelen biri. Ve yeni yapılar değil mi bunlar? Yeni yapılıyordu o da. Bunlar hepsi tek tek. Şimdi bir de şunu anlamıyorum. Bana şunu da biraz açıklarsın belki. Şimdi sen zaten oraya bir yatırım yapıyorsun ya, hani topraktan vesaire, o binalar oraya dikiliyor. Sen zaten orayı yaparken bir yatırım yapıyorsun ama satarken zaten ciddi anlamda karlı bir şekilde o binaları tek tek satıyorsun. Evet. Bir de malzemeden neden çalarsın? Yani daha fazla para kazanmak için rant denen hadise işte orada zaten ortaya çıkıyor ve bu tür mevzuların, bu hesapların mahşere kalmayacağını düşünenlerdenim ben. Bazıları mahşerde bu işi çözeriz vesaire diyor ama Türkiye bir hukuk devleti olduğunu işte burada açık ve net ortaya koymalı. Mahşere kalan, yarım kalan aşklar var maalesef. Yani onlar da çok tüyler ürpertici. Ne notlar, ne ahlar, ne aşklar yarım kaldı. Ne sözler, ne duygular geride kaldı maalesef.